Berkay Şimşek tarafından hazırlanan Türkiye'nin Havacılık ve Turizm Programı Airport'tan merhaba. Pandemi sonrası uçuşların artması sektörde ciddi sorunlar yaşanmasına neden oluyor. İptal olan seferler, bagaj kayıpları, sıkışık terminaller ve rötarlar uçakla seyahati sıkıntılı hale getiriyor. Peki bu kaotik ortamda seyahat etmek zorunda olanlar hangi tedbirleri almalı? Yeni dönemde uçak yolculuğunu katlanılabilir hale getirmenin 5 yolunu araştırdık. Airport'un uçuş rotasında tarihi geçmişi, tertemiz havası, dağlık coğrafyası ve kırsallarında devam eden göçebe yaşantısı ile bağımsız 7 Türk devletinden biri olan Kırgızistan'da keşfedilecek 8 nokta var. Yapımcımız Güntay Şimşek'in konuğu, Saha İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş. Türk Hava Yolları Teknik Tesislerinde ilk A350-900'ün ağır bakımı tamamlandı. Yerli elektrikli uçak yakıt ikmal aracı Brüksel'de hizmete başladı. Sun Express 2022'de dünyanın en iyi tatil havayolu seçilmesini kutladı. Önümüzdeki 10 yılda 8500 iş jeti teslim edileceği açıklandı. Airport başlıyor. Pandemi sonrası uçuşların artmasıyla birlikte sektörde ciddi sorunlar ortaya çıkmaya başladı. İptal olan seferler, bagaj kayıpları, sıkışık terminaller ve rötarlar uçakla seyahati sıkıntılı hale getiriyor. Özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika en çok sorun yaşanan bölgelerin başında geliyor. Diğer taraftan uzun süre seyahat edemeyen insanlarsa her şeye rağmen havalimanlarına akın etmeye devam ediyor. Bu kaotik ortamda seyahat etmek zorunda olanların bazı tedbirler alarak kısmen de olsa problemlerin dışında kalmaları mümkün. İşte yeni dönemde uçakla seyahati katlanılabilir hale getirmenin 5 yolu. Havalimanına erken gidin. Çünkü terminale vardığınızda size ekstra bir kuyruk bekliyor olacak. Geç gidip bu kuyruklardan çok ağır ilerleyenine denk gelirseniz, seyahat stresinizi uçağa binmeden başlatmış olursunuz. Havalimanına geç geldiğiniz zaman kendinizi terminallerdeki karmaşanın içinde bulursunuz. İçinde bulunduğumuz pandemi kaosu ortamında havalimanında bulunma süresine ilave zaman eklemek gerekir. Büyük meydanlardan seyahat edecekseniz kesinlikle erken gidin. Bu havalimanlarını aktarmalı uçuşlarda kullanacaksanız, bağlantılı uçuş saatleriniz arasındaki mesafeyi dikkate alarak ayarlayın. Ayrıca uçuş yaptığınız havalimanı ile ilgili yapılan duyuruları resmi sitelerden mutlaka takip edin. Hava yolları bu kaos döneminde çeşitli sebeplerden birçok uçuşunu iptal edebiliyor. Rötar sayısı da tarihin en yüksek seviyesinde. Özellikle Avrupa'ya seyahat ediyorsanız veya Avrupa'dan herhangi bir yere uçuyorsanız daha dikkatli olmanızda fayda var. Seyahat ettiğiniz hava yoluyla ve havalimanlarıyla ilgili bilgiler özellikle içinde bulunduğumuz dönemde bir hayli önem kazandı. Bu bilgilere hızlı ulaşmak için mutlaka mobil uygulamaları telefonlarınıza, mobil cihazlarınıza indirin ve sık sık kontrol edin. Uçuşunuz iptal edilebilir veya ertelenirse uygulama üzerinden doğrudan ilk bilgiye siz ulaşmış olursunuz. Gideceğiniz yere direkt uçma fırsatınız varsa bunu kesinlikle kaçırmayın. Direkt uçmak muhtemelen aktarmalı uçuşlardan bir miktar pahalı olacaktır. Ama bu ortamda risk almaktan iyidir. Çünkü aktarmalı uçuşlarda havalimanlarında bekleme süreleriniz uzayabilir. Hatta uçuş iptalleri bile yaşanabilir. Eğer bağlantılı uçuş yapmak zorunda kalırsanız, iki uçuş arasındaki zamanı iyi ayarlayın. İki uçuş arasında en az 3 saatlik bir zaman ayırın. Eğer gideceğiniz yere bir şekilde direkt uçma şansınız yoksa, alternatif güzergahları ve farklı opsiyonları mutlaka araştırın. Bağlantılı uçuşa her açıdan hazırlıklı olarak yola çıkın.
Havalimanlarında yaşanan sıkıntılar nedeniyle bekleme süreleri uzun saatler alabiliyor. Özellikle ertelenen, geciken, iptal olan uçuşların arasındaki bekleme sürelerini keyifli geçirmeye çalışın. Film, kitap gibi hazırlıklarınızı yapın. Cihazlarınızı önceden şarj edin ve yedek güç kaynağı mutlaka yanınızda olsun. Yanınızda bozulmayan atıştırmalıklar ve su bulundurun. Seyahat yastığı ve battaniye olarak kullanabileceğiniz eşyalar bulundurun. Küçük çocuklarla seyahat ediyorsanız yanınıza onları meşgul edecek kitap ve oyuncak alın. Havalimanlarının oldukça yoğun olduğu bu dönemde çok çantayla uçmak en riskli durum olacak. Mümkünse bu dönemde kabin içine alacağınız valizle seyahat edin. Uçak altına bagaj vermemeye özen gösterin. Zira bazı meydanlarda kayıp bagaj oranı arttığı gibi bagaj tesliminde de ciddi zaman kayıpları yaşanıyor. Kabin içi bagajla seyahat ederek hem kendinizi stresten arındırmış hem de sektöre az da olsa katkıda bulunmuş olursunuz. Tarihi geçmişi, tertemiz havası, dağlık coğrafyası ve kırsallarında devam eden göçebe yaşantısı. Airport bu hafta sizi bağımsız 7 Türk devletinden biri olan Kırgızistan'a götürüyor. Kırgızistan yolculuğumuz İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Pegasus Hava Yolları ile başlıyor. Yaklaşık 4,5 saat süren bir yolculuğun ardından uçağımız Bişkek Manas Havalimanı'na teker koyuyor. Kırgızistan günümüzde Azerbaycan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistan'la birlikte 7 bağımsız Türk devletinden biri. Yaklaşık 200 bin kilometre karelik yüz ölçüme sahip ülkenin coğrafyası büyük oranda dağlık. 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını kazanan Kırgızistan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize uygulamıyor. Denize kıyısı olmayan ancak Issık Göl'ün hayat verdiği Orta Asya ülkesinde keşfedilecek 8 noktayı araştırdık. Kırgızistan'da irili ufaklı 1923 göl bulunuyor. Bunların en büyüğü ve en önemlisi olan Issık, dünyanın en büyük ikinci krater gölü konumunda. Issık, Kırgızistan'ın en önemli turizm merkezi konumunda. Kırgız dilinde ılık anlamına gelen göl, civardaki zirvesi karlı dağların soğukluğuna inat kışın donmuyor. Sıcaklığı Temmuz ayında 20 dereceye kadar yükseliyor. Tatil dönemlerinde Kırgızların akınına uğrayan göl tam bir Akdeniz atmosferine bürünüyor. Issık Göl'ün kenarındaki Çolpon Ata şehrinde yer alan Ruh Ordo Kültür Merkezi 2002 yılında kapılarını açmış. Benzersiz bir açık hava kültür merkezi olan Ruh Ordo, adını ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'dan almış. Ruh Ordo, Kırgızca ruhsal merkez anlamına geliyor. Kültür merkezinde bütün insanların inancının birliğini simgeleyen, aynı gökyüzü altında yan yana duran Budist, Katolik, Ortodoks, Yahudi ve Müslüman ibadethaneleri bulunuyor. Cengiz Aytmatov'un bir müzesi de yer alan merkezde Mustafa Kemal Atatürk'ün de bir heykelinin olduğunu söyleyelim. Kırgızların göçebe kültürü en iyi Barskoon Vadisi'nde keşfediliyor. Bölgede ata binmeden kartal avcılığına, çadır kampından ok atmaya, göçebe kültürüne dair her şeyi deneyimlemek mümkün. Tanrı dağları ile çevrili yemyeşil bir vadide atlara binip, daracık dik patikaları tırmanarak bir şelaleye ulaşılıyor. Manas'ın kasesi olarak adlandırılan Avucu adlı şelale, dağların arasından gelip gürül gürül akıyor ve ziyaretçilerini serinletiyor. Ya
Bökombayev bölgesinde ise göçebe kültürün bir parçası olan kartal avcılığı yakından keşfedilebiliyor. Bugün yırtıcı kuşla avcılık azalmasına rağmen Kırgızlar bu kültürü devam ettiriyor. Kartallar, tilki, tavşan, ceylan ve bazen kurt avında kullanılıyor. Eğitimli kartallar dağın tepesinden yerde gördükleri bir avı fark edip onu hemen yakalıyorlar. Yüzlerce metre yüksekte uçan kartallar sahibinin ıslığını duyar duymaz hemen gelip kola konuyor. Bu kartalların sadakatini gösteriyor. Okçuluk da göçebe kültürünün önemli bir parçası. Küçük yaştan itibaren Kırgızların iyi birer okçu olabilmek için geçtiği eğitimlere bu bölgede göz atıyoruz. Bunun bir sonraki aşaması dört dala giden bir at üzerinde okun istenen hedefe atılması oluyor. Köpekler, atlar, kartallar ve oklarla yapılan bir senaryo göçebe hayatının ne kadar zor olduğunu bize gösteriyor. Orta Asya kültüründe çadır oldukça önemli. Isık göl kenarında kurulan kampta Kırgızların yurt ya da bozüy dedikleri çadırlar deneyimleniyor. Ahşap bir iskelet üzerine keçelerin örtülmesiyle meydana gelen çadırlarda yer yataklarında uyunuyor. Çadırların üstünde tündük adı verilen baca misali bir pencere bulunuyor. İçeri hem ışık hem de temiz hava girmesini sağlayan tündük, yağmur ve diğer zararlı durumlardan çadırı koruyor. Bir çadır 20 dakikadan daha kısa bir süre içinde sıfırdan son ürün haline getirilebiliyor. Bozüy adı verilen Kırgız çadırlarının üzerine örten keçelerin yapılışı oldukça zorlu şartlarda oluyor. Ortalama 5 metre çapındaki bir çadırı kaplayan keçe 120-130 civarında koyundan elde ediliyor. Koyunların kırkılmasıyla elde edilen yün temizlenip renklerine göre ayrıldıktan sonra hasırların içine seriliyor. Daha sonra üzerine kaynar sular dökülerek rulo haline getiriliyor. Makinelerde dövme işlemi uygulandıktan sonra kurutulup üzerine desen yapılmak, şekil vermek ve boyanmak için hazır hale geliyor. Keçeler ayakkabıdan şapkaya, halıdan süs eşyalarına kadar birçok ürüne dönüştürülüyor. Isık Gölü'nün doğu kıyısında yer alan 75 bin nüfuslu bir şehir olan Karakol, gölün de merkezi kabul ediliyor. Buraya ilk yerleşen Türkler toprağın ellerini siyaha boyadığını fark etmelerinden ötürü siyah el anlamına gelen Karakol ismini şehre vermeyi uygun görmüş. Lenin ve Stalin dönemlerinde ismi değiştirilen şehir 1991'de yeniden resmi olarak Karakol ismini almış. Önemli yapılarından biri olan Dungan Camii, Çinli Müslümanlar yani Dunganlar tarafından 1910 yılında inşa edilmiş. Yapımında hiç çivi kullanılmadan ahşap olarak yapılan cami dışarıdan bakıldığında geleneksel Çin Budist tapınaklarını andırıyor. Caminin çatı süslemelerinde armut, üzüm, erik gibi çeşitli meyveler kullanılmış. 1929 ile 1947 yılları arasında Sovyetler döneminde depo olarak kullanılan mavi minareli ahşap cami, 1947 yılında tekrar ibadethane olarak hizmete açılmış. Karakol şehrinin bir diğer önemli yapısı yine tamamen ahşap malzemeden 1895 yılında inşa edilen Rus Ortodoks Kilisesi olan Kutsal Ruh Katedrali. Tamamen ahşap malzemeden inşa edilen bu katedral, Sovyetler Birliği zamanında resmi görevlilerin buluşma noktası, eğitim merkezi, spor salonu, tiyatro, dans salonu olarak kullanıldıktan sonra 1991'de Sovyetler Birliği dağılınca restore edilerek tekrar ibadethane olarak kullanıma açılmış. Burana Kulesi, başkent Bişkek'e 80 kilometre mesafede yer alıyor. Çuy Vadisi'ndeki Tokmok şehri yakınlarında bulunan kule, ilk Türk İslam Devleti olan Karahanlılar tarafından kurulmuş. 11. yüzyıla tarihlenen kule, o dönemde başkent olan antik Balasagun şehrinde yer alıyor. İpek yolu üzerinde bulunan Burana Kulesi, gözetleme kulesi olarak kullanılmış.
İnşa edildiğinde yüksekliği 45 metre olan kule 15. yüzyıldaki depremde 25 metreye düşmüş. Burana adı verilen tarihi ve kültürel yerleşkede kulenin dışında 3 adet eski mezarlık, çeşitli dönemlerde Tanrı Dağı eteklerinden toplanan balballar, Orta Çağ'a ait hamam kalıntıları da yer alıyor. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yer alan dünyaca ünlü yazar ve düşünce adamı Cengiz Aytmatov'un müze evi 2014 yılında yazarın doğum gününde müze olarak kapılarını açtı. Aytmatov 1986 yılında satın aldıktan sonra evde aktif olarak yaşadı. Yazar pek çok önemli devlet adamını bu evde ağırladı. Müze evin içinde Aytmatov'a gönderilen hediyeler, daktilosu ve gündelik yaşamdan izleri görülebiliyor. Bahçede ise Aytmatov'un son görevi olan Benelüks ülkelerindeki büyükelçilik döneminde kullandığı makam aracı yer alıyor. Atabeyit Anıt Kompleksi Bişkek'ten 30 kilometre uzaklıkta Çontaş köyünde yer alıyor. Kırgız tarihindeki 3 ayrı acı dönemi anlatan kompleks 3 katmandan oluşuyor. İlk katman 1916 yılında gerçekleşen Ürkün olayında hayatını kaybedenler anısına dikilen anıtın olduğu kısım. İkinci katmanda Stalin rejimi sırasında kurşuna dizilerek yakılan 19 aydın tasvir ediliyor. Atabeyit'in en alt katmanında ise 2010 yılında ülkede yaşanan darbede şehit düşen 16 kişinin mezarı yer alıyor. Bişkek'te Alato, Kurman Candatka ve Ekim Devrimcileri gibi birçok meydan yer alıyor. Şehrin ana meydanı olan Alato yani Aladağ Meydanı 1984 yılında inşa edildi. Politik gösterilere, askeri törenlere, konserlere ve festivallere ev sahipliği yapan fıskiyeli havuzlarla bezeli meydan günümüzde insanların buluşma noktası konumunda. Meydanın ön kısmında Kırgızların efsanevi kahramanı Manas'ın heykeli var. Hakkında 130'dan fazla destan yazılan Manas'ın heybetli heykeli ziyaretçilerine adeta Bişkek'e hoş geldiniz diyor. Nazi işgalcilere karşı savaşı hatırlatan Zafer Anıtı 1984 yılında tamamlandı. Anıtın ortasındaki sönmeyen ateşin üstünde bir kadın heykeli var. Bu heykel savaşa yolladığı ve hiç dönemeyecek oğlu ile eşini bekleyen tüm kadınları temsil ediyor. Anıt, Kırgızların yurt adını verdiği ve göçebe kültüründe içinde yaşadıkları çadırları andıran 3 granit tarafından sarılıyor. Zafer Anıtı'nın yer aldığı meydan günümüzde düğün konvoylarının uğrak yeri durumunda. Evlenecek çiftler düğüne gitmeden önce kalabalık eşliğinde bu meydana geliyor. Sönmeyen ateşe çiçek bırakıyor. Damat ve gelin evliliklerinin sonsuza kadar sürmesi için dilekte bulunduktan sonra müzik eşliğinde dans edip doyasıya eğleniyor. Türklerin ata yurdu Kırgızistan'da damak tadımıza uygun birçok lezzet yer alıyor. Bunların arasındaki aşlamfu babaları Arap, anneleri Çinli Müslüman olan Dunganların geleneksel lezzeti. Çin orijinli aşlamfu, makarnaya nişasta et, sarımsak, domates, sirke gibi malzemeler eklenerek servis ediliyor. Haftaya dünyanın farklı bir noktasındaki keşif yolculuğumuzda buluşmak üzere. Merhaba sevgili izleyenler, Türkiye'nin endüstriyel boyutta havacılık, savunma ve uzay tarafını konuşacağız. Özellikle son 3 dönemdir 2 yılda bir yapılan bir fuara, Saha Expo'ya vurgu yapmak istiyorum. Çünkü konuğum Saha Expo'nun yöneticisi, genel sekreteri İlhan Bey. İlhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl bir fuar bizi bekliyor? Kimler gelecek? Nasıl bir etkinlik söz konusu olacak Türkiye adına?
2022 yılının en önemli teknolojik etkinliği, aynı zamanda biraz önce sizin söylediğiniz gibi havacılık, savunma alanlarındaki Türkiye'nin gelmiş olduğu noktanın uluslararası pazarlara çıktığı en önemli etkinlik bizim tarafımızdan baktığımızda. Ancak Saha Expo olarak baktığımızda, Saha Expo artık bir dünya markasına dönüştü ve çok önemli bir ivmeyle de, ciddi bir ivmeyle de gelişmeye devam ediyor. Burada hali hazırdaki fuarımıza 57 ülke katılım sağlıyor. Bir yabancı başbakan ağırlayacağız, 10 tane yabancı bakan ağırlayacağız. Ve Genelkurmay Başkanı. Genelkurmay Başkanları, kuvvet komutanları, işte emniyet genel müdürleri veya işte savunma sanayindeki çok önemli firmaların CEO'ları statüsünde çok önemli miktarda delegasyon ağırlayacağız. Yani bu aşağı yukarı 200'ü geçiyor. Şirket katılımı tarafında ne tarz bir ağırlık var? Savunma mı daha ağır, uzay mı, havacılık mı? Şimdi şöyle, bizimki bir endüstri fuarı. Evet. Yani burada bizim firmalarımız sadece savunma platformları üreten firmalar değil, savunmaya da, sivil havacılığa da, uzaya da üretim yapan endüstriyel firmaların bir sanayi ihtisas fuarı bu. Oyun değiştirici diye, konseptleri değiştiren, doktrinleri değiştiren teknolojilerin bir fuarı diye adlandırıyoruz bu fuarı. Ve o şekilde de şey yapıyoruz. Onun için mesela şimdi bu fuarda gerçekten hem yerli anlamda hem yabancı firma katılımları anlamında bu şekilde ürünleri olan firmaların ürünlerinin daha ön planda olduğu. Yani mesela işte insansız sistemlerin, robotik sistemlerin, elektronik harplerin, akıllı mühimmatların, ondan sonra işte insansız deniz araçlarının gibi, deniz, kara, hava, bütün buralardaki bu oyuna dahil olan robotların diyeyim, robotların evet, endüstrisinin bir fuarı. Yazılımların, işte, yapay zekalar. Yazılımlar, yapay zekalar. İşte gerek malzeme boyutunda, gerek işte parça komponent boyutundaki önemli gelişmelerin olduğu şeyler. Mesela şimdi bu fuarda çok miktarda yeni ürün lansmanı yapılacak. Yani evet, ilk defa bu fuarda basına duyurulacak, lansmanı yapılacak ürünler olacak. Bu aynı zamanda bu fuarda ciddi de bir yabancı firma katılımı da söz konusu. Aynı zamanda biz bu firmaları sadece Türk firmalarla değil, kendileri gibi dışarıdan gelen yabancı firmalara da etkileşime sokma gayreti içerisindeyiz ki yani şu vurguyu özellikle yapıyoruz. Türkiye artık bizim sektörümüz açısından bir pazar ülkesi değil. Saha Expo'ya gelecek olan firmalar buradaki uluslararası ortamın, uluslararası pazarın bir parçası olmak üzere gelsinler. Ve buraya gelen, diğer ülkelerden gelen firmalarla da, delegasyonlarla da, ki 119 tane ticari delegasyon var 28 ülkeden gelen. Etkileşime girsinler. Evet, onlarla etkileşime girsinler. Dolayısıyla bir uluslararası fuar hüviyetinde cereyan etsin. Saha İstanbul, İstanbul'daki havacılık ve savunma şirketlerinin kümelenmesi olarak doğmuştu. Çok hızlı bir şekilde, hızlı da demeyeyim, yani bu noktaya geleceğini ummuyorduk açıkçası. Ve o kümelenmeden hem Türkiye'de, İstanbul'da bir etkileşim yapıldı. Şirketler birbirini tanıdı, ürünlerini birbirlerine tanıtıp eksiklerini tamamladılar. Hem de siz bunu hızlıca bir fuara dönüştürdünüz. 2 yılda bir yapılan fuar ortaya çıktı. Bunda işte Haluk Bayraktar da başkanlığınızı yapıyor. Baykar'sı teknoloji genel müdürü. O yandan Selçuk Bayraktar zaten uluslararası camiada çok fazla, o insan savaşlarında ön planda. Onların bu fuara, Saha Expo'ya katkısı ne? Özellikle insan savaşlarımızın katkısını ne oranda görüyorsunuz? Tabii bu bizim o sistemler
artık dünyanın diline pelesenk oldu. Yani artık bir sembol sistemlere, özellikle mesela Ukrayna'nın direnişinin sembolü evet. haline. Yani hatta şöyle bir terim yanlış olmaz yani. Ukrayna'nın Che Guevara'sı TB2'ler oldu yani. Böyle bir şey, böyle bir noktaya geldi. Bunlar tabii ilgi çekiyor. Türkiye'nin marka değerine katkı sağlıyor. Burada Saha İstanbul... Fuar özelinde baktığınızda... Evet. Şimdi Saha İstanbul, evet, İstanbul'da doğdu. İstanbul Ticaret Odası Sanayi İhtisas Komitesi'nde doğan bir kümelenme. Ama şu anda 35 şehirden 876 firmaya ulaştı. Yani sınırları yani çoktan artık, geçti. Artık Türkiye ölçeğinde bir... Türkiye ölçeğinde, sadece Türkiye ölçeğinde değil, biz Avrupa Kümeler Birliği üyesiyiz. Evet. Avrupa Kümeler Birliği'nin de en büyük kümesi haline geldik. En büyüklerinden biri değiliz. En büyük kümesiyiz. Evet. Çünkü Eurospace Valley'in 804 firması var. Biz sadece şey olarak değil, bu firma sayısı itibariyle değil, hem ciro hem istihdam itibariyle de artık Avrupa'nın en büyük kümesi. Ben de onu diyecektim. Yakaladığınız bir büyüklükten hareketle mi yola çıktınız? Yoksa sayı, ciro, çünkü Türkiye'de adet bu. Bir şey yakalanıyor. Hayır. En büyük biziz diyor ama bakıyorsun ciroda değil. Hayır. Şöyle, biz Saha Expo'ya 2018'in başında karar verdik. Evet. Dolayısıyla o zaman biz en büyük değildik. Saha Expo da bizimle beraber büyüdü yani. Hı-hı. Aynı zamanda Saha Expo da bizimle beraber büyüdü. Yani bir büyüklüğün üzerine oturmuş bir şey değil. Değil, evet. Büyüttünüz. Birlikte büyüttük yani. 2018'de ilk fuarımızı gerçekleştirdik. Hatta ona son dakikada karar vermiştik. Tek bir salonda yapabildik 135 firmayla. O bizim için güzel bir tecrübe oldu o. 2020'de yapacaktık. Pandemi nedeniyle 2020'ye ertelemek zorunda kaldık. Ama o dönemde şeyi yaptık, sanal fuarı yaptık. Evet. Şu anda da zaten çok önemli bir noktaya geldi. Yani artık Türkiye'nin uluslararası bir markasına dönüşmüş durumda. Bir de bu fuarda, esas bu fuarın şöyle de bir özelliği var. Bu fuarda biz görücüye çıkıyor olacağız. Yani... İşte şey gibi, Euro Satori gibi, işte DSI gibi, hı hı, önemli fuar organizasyonlarıyla MOU'lar imzaladık. İşte o fuarlara şey getiren ajanslarla, firma getiren ajanslarla MOU'lar imzaladık. Onlar bu fuarın yabancı firmalar için ne kadar doğru bir fuar olduğunu anlamaya geliyor olacaklar. Dolayısıyla o anlamda da bu fuar aynı zamanda bir görücüye çıktığımız bir fuar. Eğer biz vaat ettiğimiz katma değeri üretmeyi başarıyor olursak, o zaman 2024'teki fuara o firma şeyler, o organizasyonlar kendi portföyleriyle geliyor olacaklar. Burada buraya. Merak ettiğim, fuarda mesela ne kadar büyüklükte bir fuar olacak? Fuar toplamda 60... kaç şirket katılacak? Salon kaç tane? Evet, şöyle... 6 salonda 60 bin metrekarede yapıyoruz. 60 evet. bin metrekareye çıktı fuar. Bu 60 bin metrekarede aslında 6 salon bu. Fakat sağdaki salonlar Yeşilköy'de. Tek blok. Evet evet şeyde İstanbul Fuar Merkezi'nde Atatürk Havalimanı'nın hemen üst tarafında. Sağda 3 salonumuz var ama perdeleri kalkıp tek blok halinde kullanıyoruz sağ tarafı. Evet. Fuayenin sağ tarafını. Fuayenin sol tarafında 3 salonumuz var yine aynı şekilde. Ve burada bir şey yaptık, değişiklik yaptık. Yani bir fuar yerleşimine yeni bir yaklaşım getirdik. İstiklal Caddesi gibi şöyle ilk fuarın girişinden, sağdaki ilk fuarın girişinden sağdaki ilk fuarın çıkışına yarım elips şeklinde İstiklal Caddesi gibi bir yürüme yolu oluşturduk. Oralara meydanlar koyduk. O meydanlarda işte şehir mobilyalarımız olacak vesaire. Dolayısıyla ve o meydanlara da böyle OEM dediğimiz kritik firmaları koyduk. İşte Aselsan gibi, Aselsan Meydanı, Roketsan Meydanı, işte evet. Havelsan Meydanı, Baykar Meydanı gibi meydanlar var. 8 tane meydanımız var böyle. Bizim 555 tane kendi firmamız katılacak. Standlı olarak katılan 83 tane yabancı firma var ama şey yani stand, yabancı stand var. Burada 220'ye yakın firma katılıyor bu 83 evet. standta. Dolayısıyla 60 bin metrekarenin tamamını doldurmuş durumdayız. Tabii burada sadece olay fuar değil. Burada başka şeyler de var. Mesela, onu soracaktım. Konferans, Alkaplan'da organizasyon, anlaşmalar, evet, ikili evet. görüşmeler. Evet, evet. Şimdi burada şöyle
2 tane panel alanı var. Bu panel alanında 9 tane uluslararası panel yapılacak. Bunların 4 tanesi yabancı katılımlı şeyler, paneller. Yani panelistleri yabancı olan, yabancıların da olduğu paneller. Aynı zamanda 2 tane keynote speaker var uzayla ilgili. Aynı zamanda bir proje sunum alanımız var. Firmaların, herkesin dikkatini çekebilecek projelerini sunabildikleri bir alan. Yani bir sunum alanı tahsis ediyoruz. Sonra 2 ayrı yerde imza etkinliklerini yaptığımız, imzaların atılacağı bir Milli Savunma Bakanlığı tarafında, bir Savunma Sanayi Başkanlığı tarafında 2 ayrı yerde imza salonumuz var. Biz fuara katılan bütün firmaların neler sattıklarını, neler satın aldıklarını, hangi sektörlerle işbirliğine girebildiklerine dair dataları topladık. Bunları merge ettik ve buralardan firmaların özelinde, yani Güntay Şimşek AŞ, sen bu fuarda şunlarla müşterin olarak görüşebilirsin ve şu konuları görüşebilirsin. Şunlarla tedarikçi alternatiflerin olarak görüşebilirsin. Şunlarla işbirliğini konuşabilirsin diye böyle bir firma özelinde bir enformasyon dağıtıyoruz. Daha sonra saha meç arayüzünü açacağız. Oradan da bu firmaların taleplerini oraya girmelerini, yani bizim o verdiğimiz şeyi kullanarak, bilgilendirmeyi kullanarak kim kiminle görüşmek istiyorsa o taleplerini girmelerini isteyeceğiz. Bu onların takvimini netleştirecek. Yani karşılıklı mail konfirmasyonlarından sonra hangi gün, hangi saatte kim kiminle görüşecek, bunların altyapısı oluşmuş olacak. Böyle bir imkan sunuyoruz şeye. Ben şeyi merak ediyorum. Musa Expo'da böyle ilginç hikayeler var diye biliyorum da. Yani birbirleriyle tanışıp yeni değerler, markalar, ürünler yapan, şirketi büyüten, şirketin yönünü değiştiren. Evet. O şekilde çok fazla oluyor. Mesela geçen fuarda aşağı yukarı sırf benim tanık olduğum 8-10 tane öyle hikaye var. Hatta bir kısmını biz şimdi saha girişim kapsamına aldık. Onlara şey aldırıyoruz. Yatırım al. Mesela yine o saha girişim dediğim için oraya geçiş yapmak istiyorum. Yine bu fuardaki en önemli faktörlerden birisi de scale up seviyesine gelmiş. Artık Türkçe konuşalım lütfen. Özür dilerim. Artık fatura kesebilecek duruma evet, gelmiş. Prototipi ortaya çıkmış. Ondan sonra hatta belki fatura kesmiş firmaların yatırım almalarını sağlamak adına bir gayret de olacak bu fuarın içerisinde. Onlara özel bir yer ayırdık. Yani şeylerin bu şekilde 15 tane bizim yatırım desteği vermek kararı aldığımız firma var. O firmalara mesela yer tahsis ettik. Onlar yatırımcılarla buluşturulacak. Ama aynı zamanda biraz önce söylediğim şey vardı. Firmaların datalarını topladık demiştim. Evet. O datalardaki sorulardan bir tanesi de yatırım ihtiyacınız var mı? Varsa hangi konuda ne kadarlık yatırıma ihtiyacınız var? Bu dataları da topladık. Şimdi bunları bizim saha girişimin portföyündeki yatırımcılarla paylaşıyoruz. Dolayısıyla onlardan herhangi bir bu taleplere reaksiyon göstermek isteyen şeyleri de bu fuarda buluşturuyor olacağız. Yatırımcılarla onları da bu fuarda buluşturuyor olacağız. Şimdi fuar 4 gün devam edecek ya, sonrasında Metaverse'den bahsediyoruz. Evet, bu fuar aslında bir tane fuar değil, 2 tane fuar. 25-28'inde şey bitiyor, fiziki tarafı bitiyor. Sonra 1 Kasım 1 Şubat arasında Metaverse bölümü başlıyor. Metaverse başlıyor. Evet. Metaverse de dünyada bir ilk. Firmalar halihazırdaki fiziki fuarda sergiledikleri ürünlerini, hatta sergilemedikleri ürünlerini de sisteme, hepsini sisteme yükleyebiliyorlar. O ürünlere ilişkin işte şeyler, her türlü işte videoydu, katalogdu, şuydu buydu, bunlar tamam, onlar konabiliyor. Ama bunun yanı sıra orada avatarlarıyla doğrudan fiziki fuarda olduğu gibi temasa etkileşime geçiyor, geçebiliyorlar. Aselsan iştiraki Bites diye bir firmamız var. Evet, ondan evet, sonra Bites'le yapıyoruz bu işi. Bu saha markasının ihtiyacı üzerinden geliştirilip dünyanın önüne çıkabilecek bir şey çıktı ortaya. Ürün. Bir ürün çıktı, bir sistem çıktı ortaya. O zaman biz de tüm Türkiye'deki havacılık, savunma ve uzay alanına ilgi duyan, bu alanda çalışan, bu alana girmek isteyen şirketlere şimdiden haberdar edelim. 25 ve 28 arasında Türkiye için çok çok önemli bir fuar. Çünkü Türkiye'nin son yıllarda en önemli hikayesini yazdığı bir alandan bahsediyoruz. İhracatın giderek yükseldiği ama nitelikli, teknolojik ürün ve Türkiye algısını yukarı çeken ürünlerin olduğu bir sahadan bahsediyoruz.
tüm Türkiye'deki müteşebbisleri de davet ediyoruz. Size de teşekkür ediyoruz. Hem bu organizasyonu bu şekliyle, başarılı bir şekilde düzenlediğiniz için hem de programımıza katıldığınız için. Ben de bu imkanı sunduğunuz için, bu bilgilendirmeleri halka erişimde destek sağladığınız için ben size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Türk Hava Yolları'nın 2020 yılında filosuna entegre etmeye başladığı Airbus A350-900 tipi uçaklardan ilkinin üs yani ağır bakımı tamamlandı. İlk A350-900'ün bakımının tamamlanması dolayısıyla Türk Hava Yolları Teknik AŞ'nin İstanbul Havalimanı'ndaki hangarında tören düzenlendi. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Profesör Doktor Ahmet Bolat, törende yaptığı konuşmada Türk Hava Yolları Teknik AŞ'nin hangar kapasitesinin 2006 yılından bu yana 3,5 kat arttığını, Türk Hava Yolları dışında farklı firmalara da hizmet verdiğini dile getirdi. Bolat daha sonra beraberindekilerle birlikte A350'nin kabinini inceledi. Bayrak taşıyıcının filosunda 11 adet olan A350 sayısının orta vadede 36'ya çıkması planlanıyor. İstanbul Havalimanı için geliştirilen ve dünyada ilk olan elektrikli yakıt ikmal aracı yurt dışına da ihraç edildi. TFS Akaryakıt Hizmetleri tarafından Türk mühendislerine tasarlatılıp ürettirilen araçlar İstanbul Havalimanı'ndan sonra Brüksel Havalimanı'nda da kullanılmaya başladı. Kiralanan 4 adet elektrikli yakıt ikmal dispanseri 12 Ekim 2022 tarihinde hizmete girdi. SunExpress dünyanın en iyi tatil havayolu seçilmesini Antalya'da gerçekleştirdiği bir etkinlikle kutladı. SunExpress CEO'su Max Kovnatski ve SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan'ın da yer aldığı etkinlikte ayrıca havayolunun önümüzdeki döneme ilişkin projeleri de paylaşıldı. SunExpress and the world a better place. Çok heyecanlıyım çünkü Skytrax'ten dünyanın en iyi tatil havayolu ödülünü aldık. Türkiye'nin en iyisiydik, şimdi dünyanın en iyisi olduk. Ayrıca ilk 3 çeyrekteki performansımız harika oldu. Pandemi öncesine kıyasla koltuk kapasitemiz %20, yolcu sayımız %15 arttı. Şu an için %80 doluklukla uçuyoruz. 2022'nin ilk 8 ayında 8 milyon yolcuyu geçtik. Yılın toplamında 10 milyon yolcu eşiğini aşacağımızı düşünüyorum. Önümüzdeki yıl 60 uçaklık filoya ulaşacağız ve 20 yeni rotaya uçuş başlatacağız. ABD merkezli Honeywell 10 yıllık iş yeti teslimat tahminini 1100 adet artırdı. Şirketin öngörüsüne göre 2023-2032 yılları arasında 274 milyar dolar değerinde 8500 iş yeti teslim edilecek. Bu artışta COVID-19 pandemisinin etkisi oldu. Daha önce havayollarının first ve business sınıfında seyahat eden yolcular virüse maruz kalmamak için özel uçakları tercih etmeye başladı. Şirketin araştırmasına göre yeni kullanıcıların yaklaşık %74'ünün önümüzdeki yılda özel uçaklarla seyahat edeceği bildirildi.